Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün sizlerle beraber This War of Mine'ın ilk bölümünü çekiyoruz. Beni PUBG'den ve Left 4 Dead'den tanıyorsunuz. Gördünüz yani daha önce. Ben de kendi serimi çekiyorum bu kanalda. Fazla uzatmayacağım. Daha önce oynadım biraz. İlk hikayeden başlıyorum. Karakterlerimiz Katya, Bruno ve Pavle. Başlayalım hemen. İlk günümüz. Sadece anlatayım oyunu. Oyun savaşın geçtiği bir yerde sivil insanların yaşadıklarıyla ilgili şeyleri anlatıyor. Hani açlık olsun ve tehlikeler olsun. Evet. Sivil savaş patlak verdiğinde birçok insan savaşın sadece birkaç hafta süreceğini düşünmüştü. Hükümet askerleri, öğrencileri başkente sıkıştırıp bütün erzak keseli yıllar olmuştu. Şehirde sıkışıp kalmış sivil halk ise açlık ve hastalık ile boğuşuyordu. Katya, Bruno ve Pavle ile savaştan önce tanıştı. Orada bir yazım hatası var. Bruno kendi yemek programı olduğu zamanlarda muhabirlik yapıyordu. Pavle yerel takımının yıldız oyuncusuydu. Katya onunla bir defa röportaj bile yapmıştı. Şimdi ise çok farklı durumlar içinde yemek ve sığınak bulmak için bir araya gelmişlerdi. Evet, bu muhabir Katya, bu aşçı, bu da futbolcumuz galiba. Evet, iyi koşucu olduğuna göre futbolcumuz. Hemen bir evi lootlasınlar. Ben de şurayı lootla. Ben şu kapıyı kır hemen. Hayır, sen burayı kır. Sen buraya gel. Sen hemen şuraya koş. Hadi şuraya koş. Yok, sen şuraya koş. Öyle buraya koş. Hasta biraz. Hadi şurayı bir elleriyle kazısın. Aslında şu an malzemelerimiz de iyi. Ama neyse, şunları almak istiyorum. Türk oldu. Alalım, her şeyi alalım. Evet, burayı açamıyoruz. Bunları neden açamıyoruz? Açarız. Sen burayı aç. Aslında elle kazmak yerine böyle bir şey mi yapsak, bu şeyden şu an ne yapabilirim? Metal atölyesi yapacağım. Evet, yapacak mısın? Şöyle metal atölyesi yapalım. Çünkü kürek mürek yapacağım orada. Açtım mı? Sen değil sen. Ben şurayı bir lootla. Bruno. Evet, Bruno bize... O ne ya? Bir şey yok orada. Bu da eminim lockpick isteyecek. Demedi, çok ilginç. O güzel. Hadi orayı lootlar. Ben şununla bir... Kürek yapalım. Kürek bu moloz yanlarını kaldırmak için kullanıyoruz arkadaşlar. Evet, Katya orayı bitirdi. Kürekimiz yapıldı mı? Kürekimiz hala yapılmamış. İyi, bir lockpick daha geldi. Bakalım kürekimizi yaparsak gün bitmeden. Sen burayı al. Şimdi Katya yukarıdasın. Şöyle bir lockpick yap sana zaman. Aslında bir tane de levy yapabiliriz.
Lockpick ne kadar? Lockpick mi yapsak? Bir dakika. Bu sanırım isteyecek. Bir de bu isteyecek. Bir de bu. 3 tane lazım. 3 tane yaparsak. 3, 6, 9. 10. 9 verelim. Bir tane de civata verelim. Bir dakika. İptal et. Şöyle yapalım. Sen ne yaptın orayı? Bruno sen de şuraya geç. Hemen orayı kazı kürekle. Evet Bruno'cuğum sen burayı alabilirsin. Yok pekimiz var. Katya'cığım sen de şurayı al. Hemen kürekle. İlaç geldi. Şimdi kim hastaydı? Bruno hastaydı. Bruno sen ilacını iç moruk. Evet Katya'cığım sen şurayı hemen bir maymuncukla maymunlarsın. Şimdi bitmeden bitiririz burayı. Teri olmamız lazım. Hadi arkadaşlar hadi. Burası tamam mı? Abi orayı kazdıracağım da. Ya bana civata lazım. Tamam sen de Pavle. Şuraya koş. Buraya başla. Bruno dur Bruno. Sen gel burayı bir tutla. Burayı bitirdik mi? Bitirdik çok iyi. Şimdi gitmeden bitirdik ama acil yatak yapmam lazım. Çünkü bir kişiyi uyutacağım. Bir kişi nöbette duracak. Oh civatalara bitti. Şöyle uyusak daha mükemmel olur gibi. Mırsız mırsız giriyor. Evet, son yerde lokumluk mu? Oh süper. Tamam, bir ocağımız var. Ama şu an lazım değil. Orası bitsin günü bitiriyoruz. Hemen bir yağmamız var. Orada yağma yapıyoruz. Evlere falan girerek. İşimize yarayanları alıyoruz. Bazı evlerde insanlar oluyor. Evet kitabımız olduğu için şükrediyor. Bunu bitirelim o halde. Sen yağmaya çık evet. Sen mi uyuyacaksın? Aslında hasta ya aynı. Uyuyun siz. Bu ne? Ruh evi. Girelim. Bu da küreye ihtiyacımız olabilir sanırım. Bir alalım yanımıza. Ne olur ne olmaz. Evet. Kimse yok diye tahmin ediyorum. Anam birileri var. Ses yapma moruk. Şimdi şunu bırakacağım. Silahım yok. Ama suyla tahtalar alırım. Yavaş yavaş. O ne? Fare. Güzel. Yani bu insan yok demektir. Bir açalım bakalım. Aslında buzdolabının oraya gitmeyi istiyorum. Belki yiyecek bir şey vardır. Çünkü gittiğimizde aç olacak insanlar. Ve bizden yemek bekleyecekler. Bu civataları al. Şu al. Seni bırakabilirim. Aslında bir civatamız daha yok mu ya? Var.
Bir vatamız daha var. Aman civata çok önemli. Bu eve tekrar gelmek zorundayım şu an. Civata bulamadım. Burayı niye almamışız? Ben burada mermi mi bıraktım? Bir şey bıraktım. Evet, mermi bırakmışız, odun bırakmışız. Bu odunlar da çok önemli. Odun alalım ya. Duvarlardaki gediklerden hırsızlar giriyor. Bilmemesi için de. Ben bir civatalık daha yerim var. Buraya girebilecek miyim? Çok merak ediyorum. Ha evet, girebiliyoruz oraya. Birazcık varsak aynen. Bir moruk oraya. Bu ne ya? Ha, buzdolabı. Bakalım neleri var. Oo, yemeklere bak. Mükemmel ama... Ama bende yer yok. Buraya da bırakmak istemiyorum. Ama bıraksam mı ya? Neyse, onu bir dahaki gidişte bırakırım. Belki lazım falan olur. En önemlisi soyulmamışızdır umarım. Gece hırsız mırsız girmemiştir. Ya da militan falan. Evet, Kate ayakta. Evet, Pavle getirdi eşyalarımızı. Sen şuraya git, sen nasılsın? Ha niye açık bırakıp kaçtın ya? Sen açsın bir şey. Sen aç kalmaya devam et. Şu anlık. Abi boost verelim. Vereceğim abi. Değer çünkü. Ocağımız yok. Ocak yapmamız gerekiyor şu an. Sen bir yemek ye, sen süper olur. Ben de burnu esin. Aslında bir yeme, dur. Hiçbir şey yapamıyoruz şu an. Ye. Ne balta yapsak? Yapamıyoruz çok. Evin içindeki mobilyaları tahtaya çevirecektim de. Ve de gelmedi henüz. Ticaretçi de yok. Aldık burada böyle. Biz sen şöyle otur bakalım. Sen ne zaman uyanırsın? Senin daha var. Bekleyeceğiz biraz. Sırada biyolarım yoksa. Oyun duruyor galiba. Varmışa başlamadan önce şehrin daha düzgün bir tarafında karım ve çocuğumla yaşıyordum. Onları uzun zamandır görmedim. Umarım iyilerdir. İyidirler. Görebildiğin gibi ben o kadar iyi değilim. Savaş varken kim futbol oyuncusuna ihtiyaç duyar ki? Her gün son günün olabilirken kimse futbolcularla ilgilenmiyor. Ben de herkes gibi ne işini umuyor ve harabeleri yağmalıyorum. Evet. Nasıl için? Evet. Bakalım Kate ne yapıyor? Ya. Bu şehirde büyüdüm fakat okumak için yurt dışına çıktım ve spiker olarak işe başladım. Savaş başladığında birkaç yıldır uzaktaydım. Savaşla ilgili rapor yazmak için seçilmiştim. Ailemi o kadar merak etmiştim ki seçilmesem bile gönüllü olurdum. Fakat çok geçti. Evimi yıkılmış bir şekilde buldum. Ailem ortalıktan kaybolmuştu. O günden beri onları arıyorum. Ara moruk. Savaştan önce bir lokantam vardı. Burnunun Mutfağı adında kendi TV programı bile vardı. Eminim görmüşsünüzdür. Yayında leziz yemekler pişirirken
muhteşem yerler gezdim. Bunların hiçbirinin bir önemi yok artık, değil mi? Günlerde eline konserve et veya bir paket pirinç geçirmen bile yeterli. Kim bilir savaş ne kadar sürecek? Sigara kullanıcısıymış. Bakalım başka kullanıcı var mı? Evet. Şey kullanmıyorsun. İyi, sen zaten sporcusun. Ne zaman kalkarsın? Ne hala var? Aslında pazarlık yapmaya gelseler de iyi olabilirdi. Bazen şeyler geliyor, tüccarlar geliyor. Takas yapıyorsun ama şu an gelmediler. Yani bizim işimize hiç gelmedi açıkçası. Çünkü hiçbir şeyimiz yok. De yok. Bir şey yapamıyoruz. Ne bitirsek mi? Bitirelim bence. Şimdi sen nöbet, sen uyu. Sen nöbet tut. Sen yağmaya çık. Burayı bir kez daha ziyaret edelim ya. Burada hala civata var. Direkt mutfağa koşacağım ya. Direkt mutfağa başla. Başladın. Aç kapıyı bakalım neler var. Oh, dermetler. Burada şekerlerle alkol yapabiliyoruz ama daha çok takas için kullanacağım ben onu. Şu an alkole, zaten alkol içicimiz de yok. Ama bu arada alkol çok işe yarıyor. İlaç yapabiliyorsunuz ve takas malzemesi olarak çok iyi kullanılıyor. Oradaki insan değildir. O kadar sise bakmaması imkansız. Bakalım neler var. Hiçbir civata yok ya. Ben bunlara bulaşmak istemiyorum. Bu da yok. Civata da yok. Bunları atacağım. Tahtaları alacağım şimdilik. Bunlardan da biraz bırakayım. Bunun yerine bunları alayım. Bir civata olsaydı süper olurdu ya. Bravo. Şu an oraya bakamıyoruz. Lockpick istiyor, bir tane lockpick almam. Burada ancak bir şey var mı? Şöyle bir koş bakalım. Evet. Ancak bir şey var mı? Yok sanırım. Buraya gel. Araba yok. Evet. Ve bir baskın daha yaparız. En azından yemekle gittik. Evet, üçüncü gündeyiz. Uygun olmamıştır. Evet, soyulmuşuz. Bak, bir yara aldı. Bir soyma çok istediğini görünmüyorlardı. Bu yüzden bir zarar veremediler. Silahımız vardı ama herkese yetmedi. Bruno yaralandı ama saldırgan bir şey çalmamış. Daha çok nöbetçi koymamız gerek. Hafif yaralısın. Seni bir daha çıkartmayacağım için. Pardon, seni çıkartacağım için sen önce uyu. Sen yardım ediyorsun. Sen açsın. Peki bir bıçak yok mu? Yok galiba. Hayda. Yapamıyor muyuz ya? Evet, sporcu da yapamıyor. Bir şey yapamıyoruz şu an. Çok kötü oldu ya. Sanırım crash yedim.
Evet, sanırım crash yedim ve şu an videoyu da durdurmam gerekiyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz inşallah. Oyun tekrar crash atmaz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Sağ olun.